Ümit Bey'le Aralık 2022 yılında ilk tanışmamız gerçekleşti. Sol kalçasındaki asteburun kemiğindeki kırığı nedeniyle hastanemizde cerrahisini gerçekleştirmiştik. Ta o zamandan sağ kalçasındaki hareketsizliği ve kısalığı ile ilgili şikayetleri mevcuttu. Bir sene sonunda sol tarafı tamamen iyileştikten sonra sağ kalçası için kliniğimizle beraber, doçent doktor Nizamettin Koçkara abimizle beraber sağ kalçasındaki hareketsiz kalça eklemini proteziyle hareketlendirmek için hazırlıklarını tamamlayıp başarıyla cerrahisini tamamladık. Biz Ümit Bey'le 2 yıldır tanışıyoruz. Daha evvel sol kalça yuvası kırığı sebebiyle ameliyatını yapmıştık kendisinin. Sol kalça yuvasındaki kırığın iyileşmesi sonrası sağ kalçasındaki sorunundan bize bahsetti. 35 yıl evvel kendisi çocukken geçirdiği ameliyatlar sonrasında kalça ekleminin hareketinin tamamen ortadan kalktığını tespit ettik Burak Bey'le beraber. 35 yıldır sağ kalça ekleminde hareket yoktu çünkü kalça kemiği leğen kemiğine tamamen kaynamıştı. Kalça eklemi bizim için vücudun en büyük eklemidir. Ve kalça eklemi vücuttaki diğer eklemlerle tamamen bir koordinasyon içinde çalışır. Eğer kalça eklemi hareketi ortadan kalkarsa bundan omurga özellikle çok olumsuz etkilenir. Ve bu hastalarda çok ciddi bel ağrıları, omurga ağrıları olur. Ümit Bey'de de aynı durumu saptadık. Ve Burak Bey'le yaptığımız değerlendirme sonunda kalça eklemindeki kemik birleşmeyi çözüp oraya protez ameliyatı yapıp bu kalçayı hareketli hale getirmek için geçen hafta bir ameliyat uyguladık ve oldukça başarılı bir sonuç aldık bu ameliyattan. Artık Ümit Bey sağ kalçasını hareket ettirebiliyor, kullanabiliyor. Sağlığına kavuşması için çok önemli bir adım. Tabii bu ameliyatlar oldukça nadir yapılan ameliyatlar. 12 yıldır bu hastanede görev yapıyorum. 12 yıldır ilk kez yaptığımız bir ameliyat ve öyle zannediyorum ki Erzincan'da da bu bir ilk. Türkiye'de çok ender, Erzincan'da da ilk yapılan bir ameliyatı sizinle paylaşmak istedik. Bu ameliyatta hastamız Giresun'dan geldi. Öncelikle kendisine geçmiş olsun diyoruz. Sağlık bir insan için en büyük nimet. Bizler de Erzincan Bengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanemiz olarak insanların sağlığına kavuşmaları için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Bu minvalde de günde yaklaşık bizim 4500 poliklinik hastamız var. Ve yaptığımız istatistiklerde bu poliklinik hastalarının %25 ile 30'unun Erzincan ili dışında çevre illerin Erzincan'a yakın ilçelerinden ve il merkezlerinden geldiğini söyleyebiliriz. Ben 2002 yılında ben hayvancılık yapıyorum. Çatıdan düştüm ve sol ayağım kırıldı. Ve buraya geldim. Burak Bey'le tanıştık. O beni ameliyat etti. Ve bu ayağımı da tespit etti. Bu ayağın düzelsin, senin o ayağını da düzelteceğiz demişti bize. Ve bir sene sonra beni çağırdı, geldim. Ameliyatımı yaptı. Bunlardan gerçekten hepsinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'ı indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.